Selamlar, Metin 2 Marmara'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Sizleri böyle 3 numara saçlarımla karşılıyorum. Geçenki çok kötüydü, o yüzden ben de bu şekilde yaptım. Beğenir misiniz bilmiyorum. Ben hoşuma gidiyor yani. Kısa, çok kısa saç. Çok kısa saç. Avatar olacağım galiba. Biraz daha kısaltırsam şöyle boyayıp avatar yapmayı planlıyorum kendime. Bir yandan da bakınca komik oluyor. Arkadaşlar, Barbunya TV karakterimizdeyim. Çünkü canlı yayında 2 adet kahraman attık ve bu çok şanslıydı. Bir tanesini 2'de geçirdik. Diğerini de galiba 3'te geçirdik. Ya 3'tü ya da onu da 2'de geçirdik. Ortalama oradan 40 won civarında para kastık. 35-40 won civarında net karımız var. Ve bunun sayesinde toplamda neredeyse 65 wona yakın bir paramız oldu ve kişisel premium dükkanımızda satılmayan birden fazla itemimiz var. Tamamen bitti biletimiz. Burada bir 17 günlük sanırsam kişisel premium dükkanımız var. Bunu tekrar aktif edeceğiz. Yine kasmış olduğumuz yeşil potlar vesaire duruyor. Bunlar nedense satılmıyor çok garip bir şekilde. Bunları Nemere sandıklarını falan koyarak tekrardan bir dükkan kuracağım. Bugün Meleği çarları kasmaya başlıyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki Meleği iyi para getiriyor ve ben Meleği iyi para getirdiği için artık şamanımla Meleği de yapmak istiyorum. Yuara'ya giden ve Solo Hydra'ya giden yolculuğumuzda bizim çok işimize yarayacak. Solo Meleği yapmayacağım ilk etapta. 8 çarla birlikte 8-8 Selçuk'la birlikte yapacağız. Fakat 8 çar bile bize 2 turdan 3.2 won bırakıyor. Yakın ileride belki solo yapmaya karar verirsem bir 8 çar daha kasar soloya da dönerim. Şu an 4 çar kasacağız sadece. Bu bölümde de elimden geldiğince çar kasmaya çalışacağım. 4 tane çarı 75 level yapmaya çalışacağım. Evet, uzun soluklu olacak. Belki bu bölümde 1-2 çar kasarız. Belki 4 çarı da aynı anda kasarız. Yani hepsini bir anda kasarız. Burası meçhul ama ilk etapta bir 35 levele uygun itemler almam gerekiyor. En azından 90 ateş olabilir. Bilecek şekilde getirmem gerekiyor. Şimdi zaten bizim +9 bir adet ayakkabımız, +9 bir adet tahta kolyemiz vardı. Bunun haricinde de bizlere +9 bir savaşçı zırhı, +9 savaşçı kaskı, aynı zamanda ateşli sete ihtiyacımız olacak. Bu setle birlikte bir de kediyi aldığımızda nazar tılsımıyla birlikte olmayacak. Nazar tılsımı çünkü farklı çarlarda kullanamayacağız. Kedi de aldığımızda farklı çarlarda bayağı işimize yarayacaktır. XP bonusunu elimden geldiğince yükseltmeye çalışacağım. Tabi altın sudak da alacağım. Altın sudak çok fazla para değil. Altın sudak vesaire derken en azından bugün bir çarımı 75. seviyeye yapmak istiyorum. Nemeremi de aksatmayacağım. Kahraman da kasmaya devam ediyorum. Gerçekten güzel getiri sağlamaya başladı. Onun meyvesini almaya başladık. Özellikle kahramana da otomatik avda bırakmayı planlıyorum çarımı. Çünkü zaten yan çarlardan kasacağımız için rahat olacaktır. O zaman hız kesmeden gelin önce itemleri alalım. Bir önceki bölümümde dizi veya film önerisi yapmadığım için birkaç arkadaşımız kızmış. Bir önceki bölümdeki dizi ve filmimiz özellikle ben biliyorsunuz genelde 3-4 günde bir dizi bitirdiğim için Avatar'dı. Çizgi filmdi biliyorsunuz. Nickelodeon'da 2005 yılında yayına başlamıştı. Bitirdik 3 sezon. Şimdi de Legends of Korra'yı izleyeceğim. Yine aynı dünyanın farklı bir çizgi filmi. Şu sıralar çizgi film izlemeye başladım. İşime de yarıyor. Bayağı eğleniyorum. Legends of Korra bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Bu çarları kasarken izlemeyi planlıyorum. Öncelikle bir tane zırh alalım. 15 ateş HP'siz alsak da sıkıntı olmaz. Şöyle +9 ölümcül plakamızı alalım. 4 savunma taşlı zaten. 1 won 70 eme. Hanemize hayırlı olsun. Bunun haricinde bir de 21'lik kask alacağız. Kaskımızı da hızlıca ayarlayalım. Biz şöyle 4.5 won olan şuydu sanırsam. Aynen artı hem de +9 4.5 won olanı alalım. Şöyle bunları zaten geri satabiliyoruz. O yüzden burada durabilir. Bununla beraber bir tane de ateş tılsımına ihtiyacımız olacak. Ateş tasımı +1 yeterli olur. Bir de 30 böcek lazım tabi. 30 böcekler zaten 4 wonmuş. Şöyle burada var direkt. 30 böcek 4 savunma çok güzel bir ateş tasımı. Bunu da alalım. 4 won da buna bayıldık. Ne kadar olduğunu ben videonun altına yazarım. Şu an hesaplayamadım. Neyimiz eksik şu an? Kalkanımız eksik. Bir tane de beşgen kalkan alacağız. +9 bir beşgen kalkan alacağız. O da sersemli olacak. Elimde bayağı bir evsun var. Boş bir beşgen kalkan alıp bir evsun atmayı deneyelim. Arkadaşlar ben ekranı kaydını almayı unutmuşum. 2 tane attım. Sersemi direkt getirdim bilginiz olsun. Yani ekran Barbunya TV'de kalmış. Kusura bakmayın. Şimdi bu karakterimizin her şeyi neredeyse hazır. Bir tane kuşak alacağız. Ortalamalı kuşak. Zaten lazım oluyordu. Ninja'ya vereceğim daha sonra her şey bittikten sonra onu. Ortalama kuşak alacağız. Ortalamalı kuşağın haricinde başka neyi eksik? Ayakkabısı her şeyi var. Bir tane daha bonus küpe alalım boş. Hem AP'den dolayı hem de aynı zamanda güç veriyor ya.
Şöyle 3 fanı 45 64 4 saldırı hızı 6 ortalamalı kral kuşağı buldum. Bunu alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun hanemize. Zaten bu itemleri daha sonrasında 35 level bir kasıcı çar yapacağız kendimize. Biliyorsunuz Lycan'ımızı üste atmak istiyorum. Ama aynı zamanda event çarım da olsun istiyorum. 35 ile 42 level arasında bir çar hazırlayacağım. En azından belki kule de çıkartırız onu ileride simyasını yaparak çarçur. Ondan kaynaklı olarak bu itemleri ileride de değerlendiririz. Her şeyimiz hazır. Sadece kostümlerimiz bir de balığımız kaldı. Kostümlerden silah görünümü almaya gerek var mıydı? Silah görünümü hiçbir işe yaramıyor. Abi kadın inkinler daha ucuz. Biz karakterlerimizi kadın yapalım. Hiç gerek yok. Bir tane 66 yeme şu mavi olandan alayım. 8 günlükmüş bu da tam zaten. Aslında bir 14 günlüğü var direkt 75 yeme. Ben bu 14 günlüğü alsam bunun acaba kostümü ne kadardır? Biz bu 75 yemlik 14 günlüğü bir alalım hızlıca. Bir tane de kostümlerden abi. Aynen burada da Bivon'a 14 günlük var abi. Kadın için bu değil mi? Aynen. Kadın için olan Bivon'a 14 günlüğü de alalım. Bununla bir gelin hep birlikte bir ateş getirelim. Her şeyi de ayarladık zaten. Ha bir de altın sudağımızı da alalım. Kostümler pardon balıkçılık diyelim buradan. Balıklar, altın sudak, toplu bir altın sudak alalım. İşimize yarayacak sonuçta. Şöyle 100 tane altın sudak alacağım. Bu yeterli olur gibi. Olmazsa da yettiği kadar. Yani bu sürgünde de kasılacağız ya. Toplu olarak alalım. Bunların tanesi 7 M geliyor. 7 değil mi? 7 won. 100 adet tamam. Bunu da hızlıca alalım. Ve kenarıya koyalım. Tamamdır. Şimdi kostümlerimizi ev sunlayıp işlerimizi bitirmiş olalım. 36 won'da bir paramız kaldı. Toplam ne kadar tuttuğunu da ben alta yazıyorum. Kostümlere şey atarken 10 şimşek 20 şeytan getirdik. Bunu pazarımıza koyarız abi. Bir tane kadın için kavuk alalım. Tekrardan yeni bir kavuk alalım. Bulabilir miyiz 14 günlük bilmiyorum ama bir bakalım. Belki vardır. Arkadaşlar geldik. Şimdi Selçuk bizi kasacak. 35 levele kadar. 35 levelden sonra kendimiz kasacağız. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Ben bilezik almayı unutmuşum. Selçuk 35 level yaptıktan sonra bizi bilezik alacağız abi. Ne yazık ki bulamadım. O yüzden şöyle 3 fonluk 15 ateş olanı alalım abi. Gümüş bilezik 15 ateş abi. Bunu direkt alalım. 1200 DPS'i var. 28 Nisan adlı arkadaşımızdan sanki bir ticaret daha yapmıştık. Bunu da şimdi çarımıza vereceğiz. Selçuk 35 level yaptı. Hızlıca başlayacağız. Arkadaşlar her şey okey. 35. seviye olduğumuzu söylemiştim. Şimdi itemleri alacağız. Şöyle hızlıca alalım bütün itemleri takalım. Tamamdır. Bütün itemlerimizi aldık abi. Şimdi bunları takalım. Ardından bir de level silahını alalım buradan. Karar. Bunu aldık abi. Bunu da giydik. İlk level silahını böyle alacağım. 60. seviye level silahını veya 70'i de alabilirim. Gerçi doğru 70'e kadar böyle 70. seviye level silahını abi şey yaparız. Daha sonra sürgüne girdiğimizde düz it olanı alırız. Şöyle bunu da hızlıca bir master yapalım. Yerlerine gerek yok zaten. Böyle yavaş yavaş kasacağız. Şimdi ben bunu karaktere alacağım. Önce bir pazar kuracağım. Lysiantus'u alt çarlarından bir tane de ETP yapacağım bir 5 tane. O 5 tane ETP ile de Lysiantus'un simyalarını uzatayım. Uzattığım simyalarla da en azından Lysiantus'u da kahraman set kasmaya atalım. Bu çarı da canlı yayında kasacağım abi. Şu an hasarım bir tık az. Ama bir daha bakılıcı da bitti ya. Onun da etkisi var. Yavaş yavaş bir level atladıkça zaten level silahı artacağı için çok çok daha fazla vuracağız abi, sıkıntı yok. Hava kılıcıyla birlikte ne kadar vurduğuma da bir bakayım. Yani 2K civarında vuruyoruz kritik gelirse. Onun haricinde 1K ama yetiyor abi, sıkıntı yok. Bu yavaş yavaş artacak. Bakın hızlı olmasa da kesiyoruz. 4 saatte falan bitireceğimi öngörmekteyim. Şimdi karakterimizi böyle koyduk ama Vayne'ini almayı unuttuk. Hep bir şey unutuyorum zaten ben, anlamış değilim var ya. Hep bir tane bir şey unuturum. Bu çarımızın ETP'si bittiğinde de Lysiantus'u kahramana bırakacağız. O sırada da zaten 75 levelde bir çarımızı kasmış oluruz. Böyle böyle yavaş yavaş bütün çarlarımızı 75 yapacağız. Çarımız 75. seviye olmak üzere fakat 5 saat sürdü arkadaşlar neredeyse. Ben size hatta şöyle göstereyim. Geze geze 4,5 saatte ancak 75 yapabildik. Yani 4,5 saatimi buna ayırdım. Gün yani 2 gün içerisinde ayırdım tabii bunu. Tamamdır. Şunları da kestiğimde 75. seviyeye geldik. Diğer karakterlerimi otomatik ava bırakacağım 3 adet hesabımızı. 3 adet hesap otomatik avda abi, artık 4 günde, 5 günde, 6 günde artık kaç günde olursa şu bilgeliği de çıkartalım. Yapacağız. Şimdilik bu karakterimiz 75 oldu. Geriye kaldı 3 karakter. Bu 3 karakter bu bölüme yetişmez muhtemelen. Çünkü büyük odanız yoksa kat gerçekten zulüm.
Anca büyük odaya falan böyle ya çökmek de istemiyorum. Ayıp. Büyük oda ayarlamanız gerekiyor ki hızlı bir şekilde kasasınız. Diğer türlü 4,5 saat sürüyor abi. 4,5 saat fazla bir süre. Uykudan yeni uyandım. O yüzden biraz gözlerimin altı şişik olabilir. Biraz daha böyle yaşlı gözüküyor olabilirim. Cerçut. Neyse. Önemli olan o değil arkadaşlar. Sesimi de mazur görün. Şu an karakterlerimizi büyük oda buldum. Büyük odaya bıraktım. Şu şekilde ikisi 63, bu da 64 level oldu. Otomatik avda 62 veya 63 level oldular. Burada da 75 yapmayı hedefliyorum. Ve tamamen bu şekilde yavaş yavaş kasıyorum hepsini. Ne yazık ki karakterleri kasarken herhangi ek bir farm yapamıyorum. Çünkü örümcek zindanından dolayı galiba çok kasıyor. Her şeyi kapattım fark ettiyseniz. Evet, yeni bir günden merhaba. Dün bütün çarlarımız bütün gün kasıldı. Hasta oldum anasını satayım. Bir videoda her boku yaşadım galiba. Bu çarımızda en son artık 75. seviye oldu. Ve şimdi aşağı ineceğiz. Bütün 4 hesabımız da şu an 75. Artık normal farmlarımıza döneceğiz. Daha sonrasında da bir sonraki videoda da 90. seviyeye kasacağız sürgünde ve o hesaplarımızı. Öncelikle bütün İtemlerimizi geri satalım. Paraya ihtiyacımız olacak. Biraz da para kasmamız lazım şu an. 30 monumuz var. Fakat bu 30 monun hepsini harcarken aynı zamanda bunları da satmak istiyorum ki biraz paramız olsun. Şöyle her şeyimizi bir çıkartalım. Evet, bütün itemlerimizi pazara koyduk. Şu şekilde sizlere de gösterebilirim. Bir adet 1 mon 20 m bunları vesaire koydum. Yine aldığımız itemlere aynı fiyata koydum. Sadece bizim olan itemleri de ekledim. Zaten bunlar artık işimize yaramıyor. Bununla beraber beşken kalkan 1 von 80 em ediyor. Ayrıca abonos küpemizi 5 evsun yaptım. Bunu da ekleyeceğim şimdi. Birlikte hızlıca bakalım abonos küpenin 5 evsunu ne kadar. Evet, 1 von 15 em ediyormuş. Biz de 1 von 15 eme birlikte koyalım. Satılsın. Bunlar satılırken de kendi çarlarımızı sürgünde kasacağız zaten. Fakat öncelikle biraz da sıcak para kasmamız lazım. Bunun için de nemere vesaire yapalım gidelim. Kahramana da bayağı bir karakterimizi bırakmıştım. Fakat dün bilgisayar başına geçemediğim için kahramanda yatalak olmuş karakterimiz. Ondan dolayı çok kasamamış. Şimdi bunları da satacağız. Her şeyi satacağız abi. Önce bir gidelim boss keselim. Dostlar, gitmeden kostümleri de almaya karar verdim. Burada da çok uyguna bir kostüm buldum. 27 günlük 1 won 25 eme koymuş adam. Bunu alalım, sonra geri satarız. Bundan sonrası fark ettiyseniz hep 14 günlük 10 günlük falan. Yani hiç aralarında böyle uzun günlü yok. 1 won 24 eme bu kadın kostümünü alalım. Ayrıca normal kostümlerde de yine 1 won bandında 15 şimşekli var direkt. Bir de 14 günlük. Hızlıca o da satılmadıysa onu da alalım. Evet, burada kadın çöl savaşçısı altın yazıyor bu. Herhalde bu o set bonusu veriyordur. Bu da 1 won 30 em. Direkt olarak alalım. 14 günlük zaten. Bunlar hep işimize yarar bizim. Böyle kenarıya çekelim. Bu arada 60 günlükleri ne kadar acaba? Ben onu da merak ettim. 60 günlükleri ortalama 5,5 won ama biraz daha bekleyebilir abi. 60 günlükleri halledeceğiz. Bakacağız. Daha uyguna belki düşürürüz. Bunlar karakterimize dursun, biz bir boss keselim. Bunlar iyi oldu. Çok önceden bir tane mücevher kutusu kaldı. Ta yıl başındaki günlük ödüllerden de sanırsam. Bu mücevher kutusunu açalım çünkü Lollipop'un 14 günü kalmış. Bir de Lollipop işimize yaramıyor bizim. Tekrar Lollipop çıkarsa kafayı yerim. Şamanımızın hiçbir işine yaramıyor. Nazarı da hemen indirmek istemiyorum. Şöyle bir 7 günlük nazar falan çıksa ne güzel olur. Mutluluk yüzüğü olur. Olur abi, 30 canavar. 20 saldırı hızı, 7 günlük hem de. 7 gün daha kafamız rahat, 7 gün sonra nazarımızı indiririz. Zaten o sırada da çarlarımızı kasmış oluruz. Çok iyi oldu bu. Takalım, mutluluk yüzüğü işimize yarıyor. Bildiğiniz bu zaten ölümcül gücün yüzüğünün saldırı hızı olan hali. Dönüşümlü arkadaşların çok hoşuna gider hatta bu 20 saldırı hızı, 10 maksimum FPS falan olması. Şu güçlü lollipop'u da artık satalım. 60 günlüktü bu güçlü lollipop. Vallahi bizi çok güzel idare etti 2 ay boyunca. Tabi son bir 15 günü falan kullanamadık ama 15 günden fazla bir süre, hatta 30 gününü falan kullanamadık. Bir ay kullandık sadece. Sonra büyülü STR'ye döndük. Şimdi bununla birlikte gidelim bakalım güçlü lollipop nazardan ne kadar etkileyecek, bir gidelim bakalım. Evet, Nemere'ye de geldik. Muhtemelen hasarımız bir tık daha düşük olacaktır. Bundan dolayı tatlı basacağım. Normal Nemere'yi de keseceğiz. Çünkü bir tık paraya ihtiyacımız olacak. Ama Ninja'mızın ben hesapladığımda kafalığına bir 20 şeytan getirdim. Bozmak da istemiyorum aslında. 15 şimşekle bozuk biraz daha hasarı yüksek olsun istiyorum. Fakat üzerinde de 10
şimşek var. Normalde onu 15 şimşek yaparsak 96 şimşek falan oluyor elemental korunma ile birlikte. Onu tam olarak karar veremedim. Ya üzerine bir zırh alacağım ya da kafalığına 15 şimşek getireceğim. Hasar acaba 15 şimşek getirsek de yeterli olur mu? Bu konuda pek emin değilim. Hasar yeterli olur da yani güzelce kasabilir mi? Bundan emin değilim. Çünkü yakutu var ama bakalım. Bu nemereyi de kestikten sonra zaten artık ninjamıza itemlerini alırız. Daha sonrasında da sürgün mağarasına bırakmak için hazırlanmaya başlarız. Biraz da balık vesaire tutacağım. Şu an çünkü balık botlarının hepsini banlamış durumdalar. Ve Marmara'da ya bir 20 emlere kadar çıkmış durumda. Yani 1 saatlik balık farmı Duo Hydra'dan veya madenden şu an çok çok daha fazla getiri sağlıyor. Yine palamut 6-7 emlere kadar çıkmış durumda, 10 emden satıldığı günler oldu. O yüzden elimden geldiğince karbon oltamızda varken bunu değerlendirmek istiyorum. Eğer siz de Marmara'da oynuyorsanız ve leveliniz düşükse veya yüksek bile olabilir, boşluklarınızda balık tutabilirsiniz. Bayağı fazla iş yaptığını öngörüyorum ben. Nemereyi keselim, ardından balık tutmaya gidelim. Bakalım 1 saat içerisinde kaç tane balık tutacağız bu arada, o da önemli. En son tuttuğumuz balıklardan bayağı bir kar elde etmiştik. Bakalım bundan ne kadar kar elde edebileceğiz. Şu nemere de bir ölsün artık. Ortalama hasarımız hala aynı bu arada. Evet, nemerimizi de kestik. Bayağı rahat oldu bu kesişimiz. Şöyle, bu arkadaşımızdan da ben kasılma paketi alacaktım. Bakalım açık mıymış? Açıkmış. Bu arkadaşımızdan da 4 hesabımıza kasılma paketi alacağım. Umarım dolandırılmam. 8 bon güvence alıyormuş. Önemli değil. 7 bonunu bize geri iade edecek. Böyle böyle kasılma paketiyle 4 çarımıza da en azından bilgelik iksiri alalım. Olabildiğince hızlı yapmış oluruz işlerimizi. 4 bon harcayarak biraz daha hızlandırmış oluruz bütün işlerimizi. Evet, ben sadece ilk hesabımızı göstereyim. Arkadaşımızdan şöyle 8 bonu koyalım. İlk hesabımızdan alalım. Diğer hesapları hiç göstermeyeceğim. Direkt item alma bölümüne geçeceğiz buradan sonra. Artık bu bölüm böyle kasmalı masmalı kel kafamla birlikte arkadaşımızdan bekliyoruz. Bedensel sağaçlı sandığı geniş, tamamdır. Şimdi bunu bir açalım. Şöyle bütün her şeyi aldık. Güzel. Şimdi Saturn ansiklopedisini de açalım. Arkadaşımıza bir soralım. Sadece havaları mı vereyim? Yazalım arkadaşımıza. Tamam, sadece hava kılıçlarını istiyormuş. Şöyle koyalım abi yavaş yavaş. İnşallah çok fazla çıkmıştır hava kılıcı. Burada başka var mı? Şurada bir hava kılıcı daha var. Başka da hava kılıcı çıkmamış. Şöyle bunları da koyalım. Arkadaşımız da parayı verecek. Ben diğerlerini de alayım. Güzel, bu arkadaşımızı eğer görürseniz oyun içerisinde BBS vesaire de alabilirsiniz. Gayet güvenilirmiş, herhangi bir sıkıntı yaratmadı. Evet, şimşekli itemleri almaya geldik. Bu bölümde melee çarlarımızın her şeyini halletmeye çalışıyorum. Diğer bölüme meleği yetiştirmeyi deneyeceğim elimden geldiğince. Şöyle öncelikle bilezikten değil de kalkandan başlayalım. Kalkanlara hatta ben şöyle bakıyorum genelde. +7 bandında eğer güzel bir kalkan çıkarsa. Çünkü biliyorsunuz Lysianthus zamanında bayağı bulmuştuk. Şöyle 4 bana aslan ağzı kalkan var. Sersem 10 şeytan. En uygunu bu. Bunu alalım. Abi 153'te defans veriyor zaten. İşimizi görür. 10 şeytan da umarım işimizi görür. Sersem 10 şeytan. Aynen. 4 bana bunu aldık. Güzel. Şimdi bir bilezik alacağız. Bileziğimizi 20 şeytan 15 şimşek almam gerekiyor. 4.49 olanın üzerine bir bon ekleyerek 15 şimşek 20 şeytan olan gümüş bilezik +9 alacağım. 1200 DP veriyor. Gayet güzel. Bunu da alalım abi. Geriye kaldı 20 bonumuz. Bunu idareli kullanmalıyız. Öncelikle bir adet ayakkabı alacağız. Tatlı ayakkabı. Yine HP'li alsak yeterli olur. Hatta bakın 1.5'a bile varmış. 1.5'a bunu alalım abi. Bir adet de bakır kolye alacağız. 1.80'e varmış. Ben bir won bozdurayım. 2000 HP. Şöyle 1.80'e 2000 HP bir bakır kolyemiz var. Bunu da alalım. Dizimizi aldık, kolyemizi aldık. Bir adet küpe alacağız. Kristal küpe bakacağım. Ninja olduğumuz için çeviklik bayağı işimize yarayabilir. Abonuz 2 wonmuş. Hiç gerek yok. 2 wonu abonuz alalım. Şimdi her şeyi aldım. Sadece 15 şimşekli zırhı kaldı. Ona da hızlıca bakalım. Şöyle hatta +6 bile olur. Hiç sorun değil. 15 şimşek olsa yeter. Zaten 100 şimşeği geçeceğimiz için savunma çok önemli değil. Tamamdır, buldum. Siyah rüzgar takımı direkt 15 şimşekli abi. Bunu alalım, bu işimize yarayacaktır. +6 olmasına bakmayın. 1 von 44 eme bunu alamıyoruz hızlıca bir. 1 von 44 eme de bu ninja zırhını alıyoruz ve kombinimiz tamamlanıyor. Sadece kostümlerin 2 tanesine, birine 15 şimşek birine 20 şeytan getirmesi kaldı. Diğer her şeyimiz hazır. Daha sonrasında bunları ninjamıza koyacağız ve ninjamıza çarlarımızı hızlıca kasmaya başlayacağız. Zaten kasılma paketlerini de aldık. Biraz da tecrübe yüzüğü topladığımda hepsini kasılmaya hazır tutacağım. Daha sonrasında da götüreceğim ve sürgünde kasmaya başlayacağım. Şu an elimde 12 adet gümüş okey sandığı var. Toplamda da bu arada
Şimşeğimiz 95 oluyor. Simyasız. Simyayı açtığımızda 101 oluyor. Artı olarak element korunmayı da taktığımızda 111 olacak. 111 ile de zaten hasar yemeyiz. Bunu artı 4 olarak tutuyorum ama belki artısını da arttırabilirim. Bilmiyorum. Uğraşmak da istemedim bir an. Şunları açalım. Umarım bir tane 12 taneden yüzük çıkartırız da çok uğraştırmaz. Biliyorsunuz artık gümüş okeyler biraz pahalı. Açalım. Çıkmayacak gibi. Gizemli ışık. Yank yank. Bu ne oğlum? Bir şeyler ver lan bari. Yani değerli kor verdi sadece. Ben bir 20 tane falan daha gümüş okey alayım geleyim. Yani 7 bonumuz var, o da muhtemelen gümüş okey'e gidecek gibi geliyor. Umarım yani çıkar içinden o 7 bondan. 7 bondan çıksın da çok önemli değil gerisi. Bir 30 tane daha aldık. 3 bon harcadık buraya da. Bakalım çıkacak mı? Gizemli ışık gelmeye devam ediyor içerisinden. Gizemli ışıklarımız. Işıklarımız. Işık ve çıktı, güzel. Tamam, 19 tane de kaldı. Bir tane de gümüş okey bir ara ayarla. 20'li yapıp bunu satarız. Ortalama ne kadara getirdik? Kendimizinkileri saymazsak eğer 1 bona, ama kendimizinkileri de sayarsak 2 bona falan çıkartmış olduk. Barman'ın da güzel yanlarından biri abi bu. Şöyle koruduğu değerlerimiz var da antika çıkabilir. Bir tane denedik. Grena. Ender. Güzel. Güzel. Yani değerli de çıkabilirdi bir anda. Ama çıkmadı. Bizde şans mı var? Şunları da atalım abi. Gayet güzel oldu. Ölümcü gücün yüzüğü de 6 gün 23 saati var. Zaten 6 gün 23 saat içerisinde de biz bu çarlarımızı 90. seviyeye kasarız. Hayırlı olsun. Sürgüne gideceğiz. Balık tutacağız. Ben bir şeyi hesaba katmamışım. Performans kremi, yani bizim ninjamızın altında Sarışın Yellos. Dur, senin dediğiyle birlikte. Sarışın Yellos balıkçımız ninjanın altında olduğu için balık tutamıyoruz. Çünkü ninjayı kasılmaya bırakacağım ve bir an önce 90'a kasmak istiyorum hesaplarımızı her şeyi hazırken. Bu video muhtemelen biraz geç gelmiş olacak. Ben de onlar kasılırken biraz kumar yapmak istedim. Elimizde kalan 700M var. Bu 700M abi Grena'ya yatıracağız. Safir bizi üzmüyordu. Bakalım Grena bizi üzecek mi? 700M değil de bir 100M bırakırım tecrübe yüzüğü almak adına. Geri kalanını tamamıyla yatıracağım abi, bakalım. Şöyle 400M'imiz kaldı. 200M'e kadar hatta bırakabiliriz. 200M yeterli olur. Bir tane daha alalım. Kaç tane oldu? Şöyle bir bakayım. Gayet güzel. 2, 4, 6, 8, 9. Bir tane daha alabiliriz. Çünkü 10 olduğunda belki hepsi geçerse falan filan yani. C4 simyacıya geldik. Simyalarımızı hazır ettik. Şöyle ejderha taşı arındırma diyelim. Ardından buradan antikalarımızı bir yukarıya atmayı başlayalım. Bir tane evsu aldık. İkinciyi alamadık. Üçüncüyü aldık. Güzel. Güzel. Hadi bir tane daha. Bir tık sıkıntı oldu. 10 tane granamız vardı. 10 tane grana 6 10 60 m civarında bir şey yapıyor ortalama. 6,5 10 yapıyor. Bu granalar ne kadar yapıyor? Hiçbir fikrim yok. Hiç bakmadım. Herhalde burası da 50-50'dir. 50-50'yi kâra geçirmemiz lazım. Hadi üzme bizi simyacı. Attık. Çok güzel. Tamam. Artık kâra geçtik. Güzel. Bakalım. Şöyle bir de SP absorbe geldiyse iyi para eder. Çok güzel abi. SP absorbeyi de getirdik. Baya baya. Bunu artı 4 yaparız. Üzerimizde baya bir yeşil fasulye var biliyorsunuz. Artı 4 yapar. Bu şekilde satarız. Buradan da tertemiz kârı geçtik. En az bir 2-3 won kârımız var havadan. Bereket versin. Bir yandan çer kastığım için şu an ne yazık ki baya bir, fark ettiyseniz, kameram kasıyor. Bu sizinle alakalı değil. Kusura bakmayın. Bilgisayar bu kadar kaldırıyor. Yapacak bir şey yok. Daha henüz yenisini alabilecek bütçeye çıkamadık. Şöyle baya bir çiçeğimiz var. Bunların hepsinden şuradan galiba bir 100 tane şebnem çıkıyor. Buradan da 100 tane şebnem çıkıyor. Büyük bir kumara girmeyeceğiz ama ufak bir kumara gireceğiz ve bunları %100 olarak dönüştüreceğim. Bakarsanız bir 20'lik yakaladık mı direkt olarak bayağı işimize yarar. Şöyle ilk bir 400 tane şeftali çiçeğini yapalım. 400 tane deliciğimizi yapalım şöyle. 400 tane sanırsam şuradan turuncu şebnem yapabiliyorduk. Aynen. Şimdi 100-100 dönüştüreceğiz bunları abi. İlkini attım. İkinciyi de attım. Şu an bitti. 200 alp güllerim kaldı sadece. Bir 42 tane sambo suyum kalmış. Bu çok önemli değil. Bu arada çar kapandı. O çara da gireceğim. Hızlıca bir bakalım. İlkinden 12'lik 3 dakika hiçbir işe yaramaz ama kullanırız. 10'luk 3 dakika bayağı battık arkadaşlar. Sağlık olsun. En azından denemiş olduk. Arkadaşlar, karakterlerimizi bıraktık. Bayağı bir 3 tane karakteri de hatta atmış. Bunun sebebi de tabii bilgisayarın kaldırmaması. Ben sizlere yine güncel durumu gösterince tekrardan sokacağım. Karakterlerimiz şöyle bir tanesini kaldırayım. 78 oldular ve 74 olmak üzereler. Tabii ölecekler şu an gösteremeden. 78 oldular, 79 olmak üzereler. Bu şekilde de vuruyoruz. Normalde simya açmasam bile pot basmayacak. Zaten zehir yemiyor 100 level olduğu için. Hasar da gayet iyi. 1-1 vuruyorlar. Hasar bile vermiyorlar. Bakın 12 saat geçti. 12 saatte 3 level almak üzereydi.
Bu şekilde devam ederse 90. seviyeye gelmesi çok kısa sürecek. Umarım bu videoyu da çok geciktirmem diye düşünüyorum. Hasta oldum. Yani videoya dinç başladım. Hasta oldum. Kapanışı da herhalde iyileşmiş olarak inşallah atlatırım. Şu an çok kötü hissediyorum ama belki biraz yüz ifademden falan da fark ediliyor olabilir. Genzim çok yanıyor özellikle. Umarım yakın zamanda düzelirim. Bu şekilde kasmaya devam etsin bakalım. Çarlarımızı da geri sokayım. Tam olarak bu odada kasacağım. Belki bakım var yarın. Yani çarşamba 11'de bakım var. Belki yukarıda bizim normal kasmış olduğumuz yere alırım diye de düşünüyorum. Oyun bakıma girdiği için çıkışı çekemedim. Hastalığım devam ediyor. Fakat karakterlerimiz de kasılmaya aynı şekilde devam ediyor. Bakımdan sonra bütün karakterlerimizi 90 yapmayı hedefliyorum. Bu bölümlük de o zaman bizden bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. 22 Von'a ateşli setimizi dizdik. Ortalama 30 Von'a da şimşekli setimizi dizdik. Yani ortalama 52 Von'a hem şimşek hem ateşli seti dizebildik. Ateşli itemlerin %90'ı satıldı. Sadece bir tane kas kaldı sanırsam. O da satıldığında hiç zarar etmeden sadece altın sudak ve pelerinlere harcadığımız parayla çarlarımızı kasmış olacağız. Yani toplamda 4 çarın maliyeti bizlere ortalama 8-9 Won'a gelmiş olacak. Bu şekilde karakterlerimizi zaten sürgün mağarasında kasmaya devam edeceğim. Ortalama 10 Won gibi bir maliyetle de 4 tane çarı 90 level yapmış olacağız. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle. Canlı yayınları eğer sürekli kaçırıyorsanız Discord adresimize gelip bildirimleri açabilirsiniz. Böylelikle canlı yayınlardan sürekli haberdar olabilirsiniz. Yine üyelerimize ve canlı yayın destekçilerimize de teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.